Herkese selam arkadaşlar. Bu hafta da bayağı bir yorucu geçti bizim için. Taşınmaydı, eşya taşımasıydı falan filan. Bayağı bir yorulduk. Çok şükür taşındık. Zaten videosunu da izlediniz. Ufak gibi görünse de bayağı bir işimiz var. Onları halletmemiz lazım. Gündüz ben çünkü evde home office olarak çalışıyorum. Akşamları vakit buldukça fazla işim olmadığı sürece hemen çıkıp böyle evin etrafındaki ufak tefek işleri yapmaya çalışıyorum. Şimdi bayağı bir iş var. Onları göstereceğim size nelerin yapılması gerektiğini. Ufaktan bir başlayayım bakalım. Önceki videolardan zeytin topladığımız videoları izlemişsinizdir arkadaşlar. Zeytinler bu ve birkaç tane daha ağaç var. Zeytin toplarken kırılan işte zayıf dallar, kökleri buraya böyle yığdık. Bunlar bir süre sonra kalkacak burada. Ondan sonra burada odunluklarımız var. Odunlarımız var daha doğrusu. Bu odunları evin yakınında şöyle bir yere ayarlamam lazım. Çünkü gece ya da sabah bir anda bitebiliyor odun ve gecenin köründe ya da sabahın ayazında oradan böyle geliyoruz. Bir de hani şu an aydınlık tabii ama sabah bir de gece çok karanlık oluyor. Bir de burada domuzlar falan çok oluyormuş. Onlardan dolayı biraz tehlikeli bulduğum için evin yakınına alacağım. Onun dışında bağda bayağı bir temizlik yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yerlerde çok uçuşan şeyler var. Evin girişi böyle. Diğer evden fazla eşyalarımız var. Evin içine sığmayan. Onları da büyük ihtimal şöyle yakından çekeyim bir saniye. Bu arada eğilip geçiyorum. Şu gördüğünüz bağların telleri. Normalde tabii önceden burada ev olmadığı için burada da bir şey yoktu. Şöyle evin hemen girişine araba da geçsin de. Evin girişindeki şu tel açıldı. Yürüyüş yolu olması açısından şuraya. Onun dışında şuradaki tellerden koparılacak. Şöyle kıp kıp. Buradan bir yürüyüş yolu yapılacak. Güneş engelliyor. Şu tahtaların olduğu bölüme tam şöyle baş parmağımla göstereyim şuraya. Bir tane çardak yapmayı düşünüyoruz ileride. Yağmurlu havalarda vesaire. Bir de şöyle oturmalık yerimiz var. Yaz akşamları falan çok güzel oluyor zeytin ağacının altında. Sağ sol yansa bile zeytin ağacının altı her zaman serin oluyor. Bizim için çok güzel bir şey. Büşbüşün bisikleti. Onun dışında diğer evden taşınırken bayağı bir koli yapmıştık. O koliler koyacak yer bulamadık evin altında. Bir de kulübe gibi bir şey olmadığı için de şöyle evin altına doğru yığdık bayağı bir adamatörümüz. Onun dışında eski evde şu bir tane sandalyemiz vardı. Onu büşbüş ben boyayacağım atma dedi. Bana kalsa ben sobadan yakmıştım. Öyle. Onun dışında hello. Şöyle koliler falan var yine arkadaşlar. Çöp falan çıkardık buraya. Bu buzdolabı da değiştirdik. Yeni buzdolabı aldık. Bunu da büyük ihtimal şu barakanın içerisinde düzenleyeceğiz. Barakanın içine buzdolabını koyacağız. Orada da çünkü oturmalık yer falan var. Mutfağı, banyosu falan bir yer var öyle. Onun dışında şöyle bayağı bir çer çöp var çalışan ustalardan falan kalan toplayamadığımız. Daha doğrusu toplayamadığımız değil, elimiz değmedi arkadaşlar. Yoğunluk bizde çünkü yeni yerleşiyoruz. Suyumuz henüz bağlanmadı. 1-2 hafta sonra yani 1-2 hafta falan değil de bu hafta sonu falan büyük ihtimal bağlanacak. Su tankımız var 2 tonluk. O hidroforla suyumuzu alıyoruz. Bir de şuradan evin çatısına yağan yağmurlar, evin çatısına yağan yağmurlar şuradan hop yağmur suyu olarak geliyor. Arabalarda vızır vızır. Sesimi duymuşsunuzdur umarım. Buraya şu çıtalardan anlayacağınız üzere bir yer yapılacak. Şöyle etrafı çevrili. Burada da evdeki köpeklerimize bir yer yapılacak. Onları da çünkü evin içine hapsetmek istemiyoruz. Sıkışmasınlar falan.
gezsinler, doya doya koşsunlar, etsinler diye. Onlar da öyle bir yer yapılacak. Onun dışında plan proje bayağı bir var. Çok fazla da anlatmak istemiyorum. Zaman gelince göreceksiniz zaten kanalda. Dediğim gibi şurası yol yapılacak, yürüme yolu. Ondan dolayı şunlar bir kırpılacak. Başka ne anlatabilirim? Eğilerek şöyle geçeyim. Şöyle çardak yapılacak yeri yakından bir görün. Şöyle. Burası normalde depo gibi. Alta şuradan merdivenden iniliyor. Burasının üzerinde düzenlenecek. Bayağı etrafı çevrilecek. Bayağı bir dağınıklığımız var. Ondan dolayı biraz etrafı toparlayacağız. Salınacak falan. Buralar çok güzel olacak. Onun dışında yani üzümden çok anlamıyoruz ama zamanla üzümlerden de anlayacağız. Yengemiz sağ olsun bize öğretecek. Onlardan bahsedebilirim. Üzümlerin bakımları falan olacak. Aşılanması. Çok önceki videolarda zaten yandal budama falan diye bir videomuz vardı. Yandal budaması falan yapılacakmış. Üzümler çıktığı zaman onlar yapılacak. Aşıları, işte aşıları dediğim ilaçlamaları falan yapılacak. Onlar zamanı gelince zaten görürsünüz tekrardan. Bağda şu an sulama sistemi yok. Dediğim gibi taşıma suyuyla hani bu zamana kadar üzümlerin bakımları yapıldı. Sulanması vesaire yapıldı. Şimdi önümüzdeki hafta büyük ihtimal bağa da su gelecek. Sulama sistemi yapılacak. Ondan sonra daha güzel, daha verimli üzümler elde edeceğiz. Bu yapılan üzümlerden de işte şarap yapılacak. O şaraplar da bize kadar. Öyle söyleyeyim. Onun dışında yani ticari bir amaçla satılmıyor. Yapıp içiliyor. Onun dışında ne anlatabilirim? Akşam bir yürüyüş yolu keşfettik. Onda büyük ihtimal şu an büş yemek yapıyor ama yemekten sonra bir yürüyüş yapacağız. Yürüyüş yolunda da böyle etrafı size çekerim, gösteririm. Çok güzel. O zaman orada görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Büş de bir yandan story çekiyor da. Ben de yolu çekeyim. Burası bizim yürüyüş yolumuz arkadaşlar. Evin hemen arkası. Ekran bir tık titriyor olabilir. Gimbalımız arızalandı. Ondan dolayı sadece elimle tutuyorum. Buradan Selim abinin bedduası tuttu herhalde. Uzun süre cep telefonunu tutarsan anlarsın demişti. Şimdi anlıyorum abicim. Sevgiler, saygılar. Bu yol böyle. Arada bir traktör falan geliyor. Onun dışında binek araç. Çok binde bir geçiyor. O da köylülerin araçları işte. Zaten normal yol olmadığı için kimse gelip gitmiyor açıkçası. Etraf gördüğünüz gibi full zeytinlik. Şu ileride bir tiny house yapmıştı birisi. Biz gittiğimizde boştu ama oraya kadar yürürsek onu da gösteririm size. Bahçesini falan çok güzel. Biz de ileride zaten evin bahçesine kullanılmayan lastiklerden değil mi üş? Saksılık falan ya da sehpa tarzı böyle bir şeyler yapılıyor. Bulursam görsellerini buraya bir yere eklerim. İleriden de bir tane traktör geliyor az önce bahsettiğim gibi. Çok sessiz sakin burası ya. Ha, şey asmışlar ağaca. Aracılık yapanlar gibi ya. Sokmasın diye. Ondan asmışlar. Bundan sonra zaten her akşam olmasa bile birkaç akşamda bir belki yürüyüş yaparız. Bilmiyorum. Böyle çok sessiz, sakin. Kafa dinlemelik bir yer çünkü. Aha dayım geliyor. Dayım geliyor dayım. Buradakiler bir de çoğunluk tanımasa bile selam veriyor. Bakalım şimdi verecek mi bize. Hep beraber görürüz.
Verdi. Verdi mi? Selam verdi. Aynen. Ondan bahsettim ben de. Şurada Tiny House şurada görünüyor arkadaşlar. Bayağı uzakta. Püş püş de sopasıyla. Çok güzel ya, biz gittik de. Adam bayağı, adam mı kadın mı artık bilmiyorum da. Tabelalar falan asmış böyle. Ne bileyim, bize çok güzel geldi. Etrafı gezerken. Mis gibi. Yengemiz de buraları gezerken falan şey demişti bize, hani böyle sağda solda odun, dal parçası falan bulursanız alın demişti, yakarsınız demişti. Bedavadan yakıt istediğiniz gibi alabilirsiniz demişti. Biz de büyük ihtimal zaten ileride odunumuz bittikçe bir odun avına çıkacağız. Şöyle ufak dal parçaları, çünkü şey yakarken falan çok güzel günü. Arkadaşlar şuraya baksanıza ya. Çok güzel değil mi? Güneş de batıyor yavaş yavaş. Öyle. O Tiny House'un oraya gidersek çekerim. Gitmezsek zaten kapanış yaparız. Duman tutuyor da oradaki tinylerde kalanlar var demek ki. Önceki gelmemizde burada kimse yoktu. Kapı pencere falan kapalıydı da çok beğenmiştik. Orayı da size gösterelim dedik. Sonra dışını biz de böyle boyayacağız. Aynen, bizim evin dışı da büyük ihtimal buradaki gibi ahşaptaki. Ahşap rengi değil mi bu? Hı. Ahşap rengine benziyor. O boyadan boyayacağız. Bakalım. Evet, size bahsettiğimiz tiny burası arkadaşlar. Yine kilitli. Gelen giden yok herhalde. Burada kalanlar ikiye bölmüşler. Burası büyük ihtimal ektiği bölüm. Bir şeyler ekmiş. Zeytin ağacı. Zeytin falan, aynen. Şu aradan telle bölmüş. Fenerbahçe bayrağını da asmış oraya. Renkler falan çok güzel, baksana. Ağaç kütüklerinden şey yapmışlar. Oturma. Sandalye gibi, aynen. Şöyle bir tabela yapmış. Gittiği yerler mi acaba buralar? Karadağ, ben ne alaka? Ne, gider gider. Şöyle. Diye geçiyor değil mi Karadağ? İçeri giremiyoruz maalesef, kapalı. Öbüre gir. Adamın bahçesine. Örmeseydi girerdim canım. Ne olacak? Tanrı misafir. Şurada bir büyük camı var. Penceresi. Dart asmış. Baksana. Ağaç kütüklerini çok güzel değerlendirmiş ya adam. Ağaçların gövdelerini, köklerini şöyle bir yürüyüş yolu yapmış. Basamaklı. Şurada ufaklarından bir notları var. Kapısı kilitli. Dediğimiz gibi. Tiny de böyle arkadaşlar.
Valla biz çok beğendik. Ön tarafını da çekeyim size. Orada da bir tane verandası vardı. Hemen şöyle yandan. Şöyle bir verandası var. Sallanır koltuğu falan. Çok hoş duruyor ya. Buradaki en beğendiğimiz tiny bu bizim. Zaten etrafı da çok boş. Şöyle. Vallahi yapacak olanlara böyle bir örnek gibi bir şey olabilir. Biz çok beğendik. Evet arkadaşlar, yürüyüşümüzü yaptık. Etrafı biraz gösterdik size. O beğendiğimiz tiny house falan çok güzeldi. Çok bayılıyorum ona. Aynen. Buraya geldiğimizde zaten yürüyüş yapmaya ilk bir uğruyoruz, bakıyoruz şöyle. Kopya öyle çekiyoruz oradan biraz. Kendi evimiz için de biraz fikir ediniyoruz. Bu video da böyle olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bize destek olmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı, videoları bu çocuğu beğenmeyi, sevindirmeyi unutmayın. Aynen. Yorum atmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.